Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakana ve en'ame aleyna ve e'aşena bi enva'in ni'ami ve baraka lana fima razakana ve salla ve sellem ala rasulina Muhammedin imamina ve rahmetin lil alemin ve ala alihi ve hulefaihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Tesiri Kevafi kitabı bitti. Emthiletül İrabi, İrab misalleri ve tehlilü bazı cümleli, bazı cümlelerin, cümlelerden bazısının çözümü. Birkaç cümleyi inşallah Teala tahlil edeceğiz. Câe Aliyyun dediğimizde câe neydi? Fiil. Aliyyun faili. Bunun, bu fiilin faili. Bütün fiiller gördük. Hamdolsun öğrendik. Amildi. Etkileyen. Her bir fiilin en az bir mamulü var. O da merfu oluyor. Yani tekil düzenli isimse ötre alıyor. Tesniye ise elif alıyor. Cem-i müzekker salimse ne yapıyor? Vav ve nun alıyor. Evet. Câe aliyyun dediğimizde câe fiil aliyyun bunun faili. Câe amil ali mamul ötre de amel oluyor. Yani etkileyen etki. Evet, etkileyen etkilenen etki. Hamdolsun Allah'a 43 sene gibi bir zaman öncesinde gençlik yaşlarımda bu açıklamayı ben yaptım. Osmanlı uleması amil mamul amel diye Hazreti Ali Murtaza Efendimiz bunu keşfetmiş. Yani bir kitabı elinize aldığınızda Arapçada hüner ne? Hareketsizi harekelemek. Bunun için kısımlara ayırmış. Kelimeler amilden, mamulden, amelden ibarettir demiş. Ama bizim Osmanlı uleması amil, mamul, amel diye bunu tekrarlaya gelmişler. Amil siyasalda vali demek. İnşaat işlerinde işçi demek. İş yapan. Ama burada ne? Ha, kelimenin birisi diğerini etkiliyor ve o etki sonunda gözüküyor. Allahu Teala hamdolsun. Rabbimin ilhamları, eğitim öğretmesiyle ki baş öğretmenimiz Rabbimiz. Arıya bal yapmayı öğrettiği gibi bizlere de hayatı öğreten baş öğretmenimiz ve baş ustamız Rabbimiz. Allahu Teala'nın ikramıyla bu etkileyen dedik amillere, mamullere etkilenen, sonda açığa çıkan alametlere de etki dedik. Amil, mamul, amel, etkileyen, etkilenen, etki. Evet. Hâzel kelâmu cümletün fi'liyetün. Bunu Arapça olarak da izah etmişiz. Bu kelam, bu söz fiil cümlesidir. Lafzu câe fi'lün fiildir. Ve lafzu aliyyün fa'ilün fi'li. Bu fiilin el takısı ne yapıyor? Belli fiili gösteriyor. Bu fiilin failidir. Aliyyün hakimin dediğimizde Ali hakimdir, hikmet sahibidir. Ve hadil kelamu bu söz cümletün ismiyetün isim cümlesidir. Lafzu aliyyün buradaki tırnak içerisinde aldığım için orada lafz kelimesini muzaf olarak amel kırmıyoruz. Yani İrab-ı Mahki dediğimizi yapıyoruz. Ali'yi öylece alıyoruz. Ali lafzı mübtedeun ve lafzı hakimün, hakim lafzı da haberul mübtedeyi. Bu mübtedanın haberi. Bede'tü başladım, ebde'u başlıyorum. Yani ne derseniz. Kıraetel Kur'an'ı, Kur'an'ı okumaya Bismillahirrahmanirrahim'i. Evet. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle Celle Celaluhu. Hâzel kelâmu bu söz cümletün fi'liyetün fiil cümlesidir.
Lafzu bede'tü veya ebde'u fi'lun ve fa'il. Bede'tü deyince tü bariz muttasıl zamir diyoruz. Faillik alameti bede'tü bede fiilinden efendim ne yapıyor? Bede'e beda'a bede'u bede'et bede'ete bede'ne bede'te bede'tüme bede'tüm bede'ti bede'tüme bede'tünne bede'tü bede'na dediğimizde bede fiilden fail olarak geliyor. Evet. Bede'tü. Ebdevide ise ene gizli. Gene bu ebdevide fiil ve fail. Fiilun ve failun. Ve kıraatel Kur'an'ı burada kıraatel Kur'an'ı terkibi muzaf ve muzafun ileyh olarak mef'ulun bihi bil ızafeti. İzafet suretiyle yani izafet terkibiyle mef'ulun bihdir. Ey ma'al muzafi vel muzafi ileyhi. Muzaf ve muzafi ileyhi ile beraber. Ve bismillahirrahmanirrahim'i mef'ulun bihi gayru sarihin bil ızafeti. Gene izafet suretiyle mef'ulun bih sarihtir. İsim kelimesi lafz-ı celil. En büyük isim olan Allah adına muzaf, Er-Rahman, Er-Rahim nedir? Bakın sıfetani lil ismil celili. İsmi celilin sıfatlarıdır. Sıfatlar nedir? Beş tane tabi mamilden ilki sıfat. Sübhaneke Allahümme. Evet, ne yapıyoruz? Yavaş yavaş derinleştiriyoruz işi. Evet, ey ya Allahu. Sübhaneke Allahümme'nin çözümü de şu. Ey Allahümme ya Allahu demektir. Üsebbihuke seni tesbih ediyorum. Sübhanen muhakkak. Yani üsebbihuke fiil fail. Sübhanen mef'ulin mutlaktır. Mef'ulun mutlak. El mef'ulu bihi mef'ulun bih. Mef'ulun mutlakun. El mef'ulul mutlaku. Bunlar da konuşmayı bileceğiz hamdolsun. Yeni Arapça öğrensek dahi kolay. Evet. Sübhaneke, buradaki sübhaneke mef'ulun mutlakun lil cümletil fi'liyetil mahzufeti. Cümlede kaldırılmış olan fiil cümlesinin mef'uli mutlağıdır. El mimul müşeddedetü şeddeli mim fi ahir lafzil celili. O pek büyük, en büyük lafız, kelime olan Allah adının sonundaki şeddeli mim, ivadun karşılık olarak gelendir. Neden? An ya'in nidayı, nida edatı olan ya'dan. Kema sebeka fi bahsin nidayı. Nida bahsinde geçtiği gibi. Evet. Evet. Orada lafz-ı celilin esrarını anlattık. Evet. Ve i'rab-ı hadihil cümletil atiyeti minel Kur'anil hakimi. Ha. Kur'an-ı Hakim'den bu cümlenin, şu gelen cümlenin irabı ise Estaizu billah Hâzâ yevmu yenfa'us sâdiqîne sıdkuhum. Evet. Hâzâ bu yevmi yenfa'us sâdiqîne sıdkuhum. Doğrulukları kendilerine fayda veren gündür. Yani kıyamet günü herkes ettiğini bulacak. Sadakatle Allah'a kul olanlar çok büyük faydalar elde edecekler. O anlatılıyor ayeti cellede. Şimdi buradaki iraba bakın. Lafzu hâzâ mübtedeûn ve lafzu yevmu ma'al cümletin letî lehâ mehallun minel irâbi haber. Yevmu kelimesi kendisinin irabtan mahalli olan cümle ile beraber haberdir. El mübtedeu, buradaki mübtedai lafzu yevmu mudafun ve ma ba'dehu kendi arasında şimdi yevmüden başka. Ve lafzu yevmu mahal cümletilleti leha mahallun dedik ya, o ey lafzu yevmu mudafun ve ma ba'dehu mudafun ileyhi. Evet. Evet. Şimdi mahallü minel irabi. Evet.
şuraya dönüyorum. Ve lafzu yevmü mal cümletilleti lehe mahallü minel i'rabi haberul mübtedeyi. Mübtedanın hâzâ mübtedasının haberidir. Buraya nokta koyalım arkadaşlar. Ey lafzu yevmü mudafun ve mâ ba'dehu mudafun ileyhi bitevilil cümleti ile müfredi. Arkadaşlar Bakara suresinin başında da var. Orayı da inşallah Teala burada yoksa açıklayayım. Evet. Şimdi cümle bazen ögeye çevriliyor ve İrab'da yer veriliyor. Bu yevmüden sonraki kısım o tür cümlelerdendir. Evet. Ey dedik, oradan tekrar alıyorum. Lafzu yevmü mudafun ve ma ba'dehu mudafun ileyhi. Yevmü dedikten sonra yenfa'u sadiqine sidquhum kısmı mudafun ileyhtir. Neyle? Bitevilil cümleti ile müfredi. Cümleyi ögeye çevirmek suretiyle. Ey ile unsurin min anasiril cümleti. Cümlenin elemanlarından, unsurlarından bir unsura. Fehazihil cümletü, bu cümle mecruratün mehallen. Mahallen mecrurdur. Libukiyaha yediği için mevgial mudafi ileyhi, mudafu ileyh yerinde. Evet. Dönüyoruz ayeti celileye. Hâdâ mübteda yevmü yenfa'u sâdiqîne sıdquhum kısmı haberi oluyor. Yevmü muzaf yenfa'u sâdiqîne sıdquhum cümlesi ögeye çevrilmiş olmakla, o ögemiz ne? Muzafun ileyh. Evet. Muzaf ve muzafun ileyh olarak her ikisi hâdâ mübtedasının haberidir. Evet. Bakara suresinde Estaizu billah innellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum em lem tünzirhum sevaun aleyhim inzârike ve ademü inzârike şeklinde ögeye çeviriyoruz. İnzârike ve ademü inzârike. İnzârike mübteda ve ademü inzarike gene atıf yoluyla ikinci kez mübteda sevaun aleyhim onlar haklarında hakkında bildir la yu'minun iman etmezler diye Cenab-ı Hak hallerini kalpler mühürlerin hallerini haber veriyor. Evet. Ve emme izâ kulnâ fakat dediğimizde estaizu billah halakallahu teâlâ külle şeyin. Evet. Allah Teala her şeyi halk etti. Fela mehalle li cümleti Teala. Teala cümlesinin mahalli yoktur. Minel İrabi İrab'tan. Ha, burada çok büyük bir inceliği de izah edeceğiz. Emma idâ kulnâ halakallahu Teala külle şeyin. Evet. Allahu halikü külli şeyin ayet. Burada biz söz olarak misal vermişiz. Halakallahu külle şeyin. Evet. Burada Teala'nın cümle içerisinde gelen Teala'nın İrab'tan mahalli yoktur. Gençliğimde hamdolsun Arapçayı kavradıktan sonra meclislerde büyük büyük hocaefendiler arasında birbirleri hakkında şakalaşırlarken onun İrab'tan mahalli yok anlardım ki ha bunlar bu konuyu anlayamamışlar. Yani ne demek? Burada Teala İrab'tan mahalli yok. Yani bu cümle içerisinde ögeye çevrilmez. Evet. Niye? لِيَنَّهَا جُمْلَةٌ مُتَرَّزَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ Kelimeler arasında gelen başlı başına parantez cümlesidir. Evet. وَاِبَارَةٌ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاِلِهِ Evet. Fiilinden ve fiilden ve failinden ibarettir. Fiilinden ve o fiilin failinden ibarettir. Nasıl fail? El müstetiri fihi içerisinde gizli olan. Yani onu başlı başına ögelerine ayırır geçersiniz. Demek ki halakallahu Allah Teala yarattı fiil ve fail külle şeyin
izafet terkibi olarak bunun halekanın mef'ulüdür. Teala parantez cümlesi burayla ilişkilendirmiyorsunuz irab ve tahlil yaparken. Çünkü o başlı başına bir cümledir. Bu cümle arasında ona yer veremezsiniz, ögeye çeviremezsiniz demektir. Demek ki cümleler irabtan mahalli olan, mahalli olmayan diye ikiye ayrılıyor. Birisi cümle içerisinde ögeye çevirip yevmi yenfav sadikine sıdkuhum gibi irabtan mahalli olan cümle o. Buna orada yer vermiyorsunuz. Dolayısıyla irabtan mahalli yok diyorsunuz. Ve kendi arasında irab yapıyorsunuz. Burada manahu teâlallahu. Fail içerisinde Teala'nın gizli dedik ya. Teâlallahu. Teâlâ fiil. Allah ismi celili fail. Sırf Teala dediğimizde geçtiği için mübarek isim oraya raci zamir Teala'nın içerisinde fail oluyor. Yani bakın açıklıyorum. Önemli bir husus dedim ya. Ennel cümlete. Cümle idâ emkene vuku'uhu mevgi'a müfradin. Özet bu. Bir cümlenin öge yerinde geldiğinde yekûnü lehe mahallun minel irâbi, irâptan mahall olur. Ve emmâ idâ lem yumkin vuku'uha mevgi'a müfradin felâ yekûnü lehe mahallun minel irâbi. Demek ki ögeye çevirme imkanımız varsa irab'tan mahalli olan cümle, ögeye çevirme imkanımız yoksa irab'tan mahalli olmayan cümle. Evet. Bir arkadaş hakkında onun irab'tan mahalli yok deyince ona şaka yolu efendim küçültme, şaka yolu hakaret değil, bu ne oluyor? Ona saygı oluyor. Onun farklı bir insan, yüce bir insan, başlı başına bir adam olduğu efendim açığa konmuş oluyor. Velhasıl enneke, hulasa sen eyyühe talibi, ey öğrenci, ey Arapçayı arzulayan, talep eden, ile aratte ilmen nafian, diniyen ve dünyeviyen, eğer sen dini dünyevi faydalı bir ilim istediğinde, merdiyen ve amelen salihen makbulen. Merdiyen beğeni görecek Allah katında ve Müslümanlar katında. Ve amelen salihen, salih amel makbulen indellahil aliyil azimi. Sonsuz büyüklük, yücelik sahibi Allah katında. Fe'alem ennallaha teala, bil ki Allah teala müveffikun, başarı verendir. Ve mürşidün, yüce gayelere erdirendir. Evet. Fed'u ileyhi, ona yönel, dua et, ondan iste. Bi kemalli ihlasil ubudiyyeti yahu. Sif ona kulluk ihlasıyla. Kulluğu sırf ona taksit ederek. İhlas taksit demek. Ve kul de. Rabbi, ey Rabbim, zidni ilmen ve fehmen. Ey Rabbim, beni ilim ve anlayış bakımından geliştir. Ve vefikni, bana başarılar ver. Fil umuri diniyeti ve dünyeviyeti. Dini ve dünyevi İlimler, işler, emirler, umur, işler hususunda. Ala eferir resuli, efdalil halgi, yaratılmışın en üstün olan o yüce resulün izince, seyyidina Muhammed'in, Muhammed aleyhisselam efendimiz izince, ve teveffeni müslüman, beni müslüman olarak öldür, ve elhikni bihi, beni ona kavuştur, ve biz salihin, ve salihlere. Ve ma tevfiki illa billahi azim şe'ni, azamet şanı azim olan Allah'tan başkasıyla değil, sırf Allah'ladır başarım. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi üniyib, ezelen daimen ve ebeden. Es'allaha del celal vel ikram en yec'aleni vesileten ila nef'i halkihi ve ila saadatihim ve hayratihim, innehu hamidun mecid, şekurun rahimun vedud. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد اكمل الانبياء والمرسلين وعلى اله وخلفائه واصحابه واتباعه اجمعين.